Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Şeref Yıldırım Çoban Sesi. Bugün Ankara Beypazarı merkezdeyiz. Merkezde Hüseyin abiyle beraberiz. Hüseyin abinin keçileri var. Sizlere keçilerini çekeceğiz inşallah. Selamünaleyküm Hüseyin abim. Aleykümselam. Abim, hoş geldiniz. Seni bir tanıyalım. Hoş bulduk. Yani seni bir izleyicilerimiz bir tanısınlar. Yani renkli bir insansın. Ki çobanlığın yanında başka işler de yapıyorsun herhalde. Doğrudur. Ben emekli kravatlı çoban. Ego evet. Genel müdürlüğünden emekli oldum. Bu işi sevdiğim için yapıyorum. Bu iş zaten parası olan diye sevdası olan yapar. Biz Antalya Yörük Mustafa'dan getirdiğimiz hayvanları damızlık olarak burada yetiştiriyoruz. Buradan üretiyoruz yani. Nedir o? Biz buna sevdalıyız yani. Yani damızlık, honamlı yetiştirip satıyorsun değil mi? Doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Biz burada satmıyoruz, bunu Antalya'ya gönderiyoruz. Zaten burada pazarı yok bunun. Hmm. Burada pazarı yok. Mi damızlık falan yani istemiyorlar mı? Almıyorlar İsteyen mı? İsteyen var da bu hayvanı burada bilen yok. Bunu doyuramayız ya. O yüzden burada o kadar şey yok. Destek vermezsen, yem, yonca desteği vermezsen burada o kadar iyi olmaz. Biz yazdan alıyoruz bunu, yoncasını, efendime söyleyin, arpasını, mısırını. Kışın veriyoruz. Burada kış çetin geçer biraz. Biraz bayırda gezdiriyoruz. Akşamları her gün bunu destekliyoruz yani. Yani sürekli yaz kış mı destekliyor? Hayır, sadece kış. Kışın. Ha, birinci aydan sonra şeye kadar, Nisan'a kadar buna yem veriyoruz devamlı. Vermezsen olmaz burada. Burada kaç şey var, keçi var abi şu burada anda? Burada 90 tane keçi var. Burada arı honamlı keçi 40 tane. Arı honamlı. Bunlar arı. Antalya'dan getiriyorum ben, arı olarak getiriyorum bunları. Yani orijinal honam bunlar değil mi? Orijinal arı honamlı. Bunlar evet. Yörük Mustafa'nın bize hediyesi. Yörük Mustafa rahmetlik, ondan getirdik. Bizim iyi bir dostumuz, Allah rahmet eylesin. Ondan getirdiğimiz hayvanlar. Burada yetiştiriyoruz. Buradan sonra geriye tekrar oraya Antalya'ya götürüyoruz satmaya. Burada bunun pazarı yok yani. Tiftik oğlaklar var şöyle. Tiftikler bunlar şey, bunları kesmelik için. Eş dost geliyor, misafirlere ikram ediyoruz. Yani oğlak isteyene... Tamam, onları geliyor. İkram için. Bunlar küçük. Bunların alması da kolay, satması da kolay. Öbürkülerine yazık oluyor. Öbürküler pahalı honamlılar. Bunlar bak, şuna bak abi. Evet. Geyik gibi geçe. Evet, bunlar iki sefer yavruluyor. Senede iki sefer yavru yapıyor. Hem kışın, ocakta hem Ağustos'ta. İki defa yavru alıyor. İki sefer yavruluyor, evet. Kışın iki tane ekiz oluyor, yazın tek oluyor. Yavrusu da burada. Yavrusu da bak orada gidiyor, bak gösteriyorum, bak orada daha. Şey olan gök olan mı? Yok, göğün öbür tarafında bak. Keçiler arasında kuyruğu tamam, beyaz. Tamam. Kuyruğu beyaz. Bu teke kaç tane abi? Teke bir tane burada. Baba bir tane ama erkek oğlaklardan var. Onları seneye. Tekeyi zaten biz burada bir sene veya iki sene kullanıyoruz. Ondan sonra salmıyoruz hayvana. Çünkü çocuklarıyla, annesiyle çiftleşmesin diye. Çiftleşince verim düşüyor zaten. Biz her iki yılda veya bir yılda sıfır kan getiriyoruz buraya. Tek evet. Antalya'ya gidiyoruz, sıfır getiriyoruz. Yani sıfır kan. İki senede bir değiştiriyoruz. İki senede bir tekeyi değiştiriyoruz. Bu tekeyi de Antalya'ya gönderiyoruz tekrar. O Yörük Mustafa'nın sürüsünün içine gönderiyoruz. Onu gönderiyorsun, yenisini getiriyorsun. Oraya götürüyoruz, yenisini alıp geliyoruz. Kan değiştiriyoruz yani. Bunu zaten kanını değiştirmezsen bundan verim alamazsın. Abi bundan sen yani kazancın... Yani buralara satamıyorum dedin. Yani Antalya'ya götürüyor. Yani yoldur, şudur, budur... Yani masraflı olmuyor. Çok da bir hayvan yok. Bunu sorun olmuyor ya. Onu biz sevdalıyız buna. Bunun parası için değil, biz sevdası için yapıyoruz ya. Bunun karından, farasından falan filan değil. Bu sevda için. Bey pazarında benden başkasına yok. Yörük honamlı. Arı honamlı keçi yok yani. Yok burada yani. Tek yapan benim. Kendim gidiyorum. Çoban falan yapmam ben. Çoban olursa bu işi yapmam. Çoban boynuzunu kırar, bacağını kırar, gözünü çıkarır, susuz kor, aç kor. Ama ben bir şekilde... Bunu değerlendiriyorum, doyurup getiriyorum, sulayıp getiriyorum yani. Burada şey arsalarda falan bunları gidiyor. Tabii arazi bol, yukarıda arazi, orman yukarısı bol. Orman, orman bol. Serbest mi? Hayvan falan tabii, çıkabiliyor her mu? Taraf serbest. Ya bu ormanın işçisi. Bu çapa yapar, budama yapar, gübreleme yapar, tohumu gömer. Ormanın işçisi bu. Yani ormanda hayvan olmazsa ya yangın çıkıyor. Bu ayağıyla çölleri kırıyor, kürben ediyor. Yani ormanın şeyi dostu. Sen ya şimdi akşam... Şeyden varınca, eve varınca, çobanlık işi bitince herhalde... Kestene kavuruyoruz o zaman. Kestane satıyoruz değil mi? Kestene götürüyoruz, kuzu kestene, onu kavuruyoruz. Her gün çıkıyor mu dışarı? Tabii ki her gün. Abi nasıl yetiştiriyorsun ya? Ya bizim işimiz bu, sevdalıyız bu işe. Abi çoban yorulur gelir, bir de akşam... Ya, olsun, yani o bize mutluluk veriyor, hizmet veriyoruz halka. Biz bu işi 15 yıldır yapıyoruz, kestene işini. Keçiler de zaten 10-15 yıldır ben öğleye kadar çalışıyordum, öğleden sonra gelip hayvan gidiyordum.
Burada şehir merkezinde oluyor mu ya bu keçi işi? Ya olmaz olur mu? Sen sevdalı ol, her yerde olur ya. Tamam da evin şeyde kenarda mı? Evet, şu hemen kenarda işte. Al şu deponun yanında. Hmm. Betonun kenarında orada geçerken görmüşsün belki. Yani sen bayağı bu işi yapıyorsun. Çang yani, man ha yani, hepsi var. Daha burada az. Ben geleceğiniz bilseydim daha çanlar var. Saz çalardı. Yani yürüyen gazinoydu bu. Oo. Burada farklı çanlar var. Ta Osmanlı döneminden, dedemizden kalma. Nasıl çanmış ya? Eski çanlar. Öyle... Kara çan var bak orada, kara kesikte gösteriyorum ben sana eski çanlarda. Tamam. Sen niye koyardın oraları? Sen önüne var abi, biz ben geliriz. Evet arkadaşlar, Hüseyin abiyle daha önce telefonda biz görüştük birkaç defa da, kendisi keçi sevdalısı bir abimiz, yani Honamlı keçisi sevdalısı daha çok. Bu küçük tiftik oğlakları, bunları ticaret amaçlı almış ama kendisi zevkine yani Honamlı keçi bakıyor. Burada yani Beypazarı merkezde, yani ilçe merkezinde yapıyor bu işi. Yani merak ettim ben de yani Honamlı keçilerini. Ben daha çok kendisini merak ettim, onun için geldim. İyi ki gelmişim. Yani Afyon Çay'daki çektiğimiz keçilerin cinsinden bunlar da, yani aynı hayvan Honamlı keçiler. Bu iş sevda işi, gönül işi. Yani bazen para ikinci planda kalıyor. Hüseyin abim de aynı şekilde para ikinci planda kalıyor. Yani gördüğünüz gibi keçileri maşallah, yani bizde saz gibi derler. Şu oğlak bakın. Şu oğlak bak, Honamlı oğlak bu, sarı. Yani keçiden daha ayaklı. Bu mor geçer, mor. Şunlar dişi oğlaklar, annelerinden daha yani iri görünüyorlar, daha ayaklı görünüyorlar. Honamlı sevdası yani yani böyle bir şey. Sırf sadece yani göz zevki için bakılan bir hayvan. Yani Hüseyin abim diyor, yani göz zevki için bakıyor. Yani kendisinin yani sütle işi yok, peynirle işi yok. Sadece yani göz zevki için bu işi yapıyor. Bakın, bunlar oğlak. Tekesi orada. Şemsi Kan Yılmaz abimin keçilerden bunlar. Demir örs hayvancılık. Aynı kanı taşıyan hayvanlar. Şu söylediği gibi şehir merkezinde bu işi yapıyor Hüseyin abi. Bu iş tamamen yani aşk işi, yani gönül işi. Şehirde, dağda, bayırda hiç fark etmiyor. Aslında zor bir iş yapıyor. Yani görünürde mera da yok gibi. Yaslan vardı orada bak. Karakeçinin boyundaydı. Şundaki de var. Yukarıda kalmış abi. Bir tane daha var. Siyah. Bu çanlar siyah çan yani. Öyle şey değil. Hmm. Sonra şimdi işte bak bak bak. Gel bak. Ha, onlar yani Osmanlı'dan kalma çanlar diyor, öyle mi abi? Tabii dedemin dedesinin. Çok eski çanlar, Osmanlı'dan kalma çanlar diyor. Bak buna Hüseyin abim, şu siyah keçideki. Bunu 10 kilometre bir dağın arkasından sesini dinleyebilirsin, rahatlıyorsun. Gece dağda yatanlar diyor, senin çanlar benim yastığım altında. Yani gece çok yani... uzakta sürer gece. Öyle mi? Tabii çok sesi gider bunlar. Hmm. Bu eski çan o yüzden. Mesela bayırda kaldın, kayboldun mu, akşam aramaya geldiğini bunu sesinden, çanın sesinden gel bulun yani. Hüseyin abi bunun bir adı var mı bunun? Ali. Ali mi? Ali Paşa bu, evet. Bu şey, yörük keçisi bu, Arı Honamlı. Bak.
Bunu kurtlar yemesin diye buna şey yaptık özel. Köpek koru da buraya. Köpek zili. Köpek zili de attık. Sen söyle nedir o? Kurtlar geldiğinde bu zili duyunca yanaşmasın yemesin diye korları da attık. Yani köpek sansın diye. Gelme yani babaları. Babası zaten orada. Senin kaç tane şey var, anaç var burada? Burada 40 tane arı geçi var. Şey geri mi? Kalanı şey, oğlak ve tiftik işte. Bu bizim küçük şey akara keçisi yavrusu. Yani burada anaç 40 tane var. Anaç 40 tane arı keçisi. Öbürküler oğlak. Oğlaklardan da bu sene getirdik. 10 tane Antalya'dan, Demiröz Hayvancılık'tan 10 tane damızlık dişi oğlak getirdik. Bu yöreye adapte olsun diye. Peki savuyorsun abi keçiyi? Tabii bunlar şey keçiyi savuyorum derken yavrularının emmediğini, göğsünde hayvanı rahatsız etmesin diye alıyoruz, suyu boşaltıyoruz. Boşaltmazsak rahatsız olur veya kör olur. Yok. Sıcakta süt bozuluyor ya göğsünde. Yani oğlağı ayırıp yoksa sağlıyorsun. Yok öyle bir yok. O zaman oğlak büyümez. Ya abi sen bu işten, ya o zaman öyle senin çok parayla işin yok. Ya biz paraya ihtiyacın yok, ben emekli adamım. Ya ben bu işi parası olan değil, bunu sevdası olan yapar. Yoksa... Yani bunu parayla yapsa, yapan adamlar çoban tutuyor giden Afgan. Zaten Afganlar Türkiye'de hayvanın neslini tüketecek. Su içmiş, kanı aç kalmış, tok kalmış. Önemli değil. Ben kendim yapmazsam çobana para verip yaptırmam. Satarım, hiç yapmam. Çünkü niye? O adam bacağını kırıyor, boynuzunu kırıyor, gözü kör oluyor, bakmıyor. Ama ben çocukların gibi bakıyorum bunlara. Sen bir de bu işi para için yapmadın. Belli yani sağmıyorsan. Tabii. Bir de yani 40 keçiden kaç damızlık alacaksın ki? Yani ondan olur alıp da... Ya? 40 sen... keçiden 80 tane olur. Yok yani alınır da... Yani o kadar başında bekleyecek kadar sana çok bir şey kazandırmaz. Onu demek istiyorum ben. Yoksa da, kazandırır, kazandırma değil. Ha. Ağzından mutlu olabiliyorsun. Ha işte ha demek istedim. Ha. O da, yani o zaten yani yani bu iş sen şey için, para için değil de sen bu iş sevda için yapıyorsun. Doğru söylüyorsun. Bu çok olursa zaten derdi çok olur. Tabii. Nasıl derdi çok olur? Mustafa da şimdi çekimdeyiz canlı yayında. Geleceğiz şimdi arkadaşlar. Çobanı bekliyoruz. Gelince geleceğiz yanına. Bizim davarın yanındayız. Davarı çekiyoruz şu anda arkadaşlar. Tam nerede senin davar? Hayvan pazarında. Hayvan pazarında. Eski hayvan pazarında. Evin yanında. Ha, eski yer. Tamam. Hadi gel oraya hadi. Şimdi. Bu şimdi şey mi? Daha bir yaşında mı abi? Evet. Geçen senenin oğla. Bir yaşında bu. Hay maşallah. Hay maşallah. Bunun. Daha çepiş yani. Çepiş. Kardeşini, eşini sattı kurbanda 120 kilo canlı ağırlığı geldi. 120 kilo canlı ağırlığı geldi. Ha. Ekiz eşi. Sattı tabii. O zaman 100 liraydı kilosu. Burada 12 liraya verdik. Burada erkek oğlaklardan falan damızlık... Var. Bak orada yani öyle... mor var. Bak buna mor diyoruz biz. Şurada bak. Şu mor var. Diğer yanında mor oğlak var. Damızlık. Satar mısın öyle tabii isteyenleri? Tabii satarız. Yanal var. Bak orada yanal var. Şurada bak. Bir moru çekelim önce bir gel. Tamam. Mor bu. Bu da var bak. Bunu da çekebilirsin. Heybeli. Ha bu Allah. Bu bunun bebesi işte. Babası bunun bu. Ali. Ali'nin bebesi bu. Aha, tamam. Bu mor. Bunlar 13 kaburga. Bu seneye bu aylarda 150 kilo canlı ağırlığa ulaşır bu. Bu Ali'den iri olur seneye. Tabii canım, Ali'nin bebesi bunlar. Bak şu yanal var. Bak bu tekelik. Ha, evet. Bunlar yanal. Yüzleri kırmızı olanlar yanal. O yanal geçer o. Ne abi bunların şey bir piyasası şu anda? Burada pek bir piyasası bilen yok. Yani de Antalya tarafında 15-20 lira arası satılıyor şeyler. Ha bunları biz zaten... Tekeli, damızlık, tohumluk olaklar öyle satılıyor evet. Biz zaten yani bilenler için diyoruz. Yani kıymetini bilenler için diyoruz yani ya, bunların. Bunu bilmeyen adam almaz. Bu ne diyor ya? Davarları görüyor, bu ne diyor? Bunlar dana mı diyor, eşek mi diyor? Bilmiyor yok adam. Hı-hı. Bir tane de orada var bak, yanal. Bu yanal da çok büyüyen bir işten. Zaten... Boynun hayvanı tipinden diye veriyor. Bunlar arı. Arı konanlı. Burunları eğri bak. Tahra burun. Evet, tahra burun deriz. Çonu kayık değil. Bunların önemli olan çonu kayık olmayacak. Ön bacakları kalın olacak. Boynuzları kafasına değmeyecek. Arı konanlının şeyi bu yani, özellikleri. Bunları işte biz Yörük Mustafa'nın malından getirdik buraya. Burada oğlak olarak getirdik. Olacak mı diye bir tane iki tane bu sayıya ulaştık. Fazlalık olan damızlıklar da zaten burada pek talep olmuyor. Biz oraya gönderiyoruz. Afyon'a, oradan Antalya'ya gidiyor. Yani piyasası Antalya'da. Akdeniz'de Honamlı geçiyor, orada var.
Yani senin elinde olmasa bile sen şey tedarik edersin. Tabii anında sorun yok. Anında. Var orada sorun yok. Bir de bak orada gök var. O gök benim çok hoşuma gitti o ya. O gök de bu sene getirdik oradan. Bir de gök olsun diye. Bu heybeli. Bizim bu alemiz heybeli geçer bu. Arahonanlı heybeli şu. Bunlar bu iklime de alışıyor. 9. aydan sonra tüyünün altına kepenek getiriyor bu. Şey getiriyor. Nedir o? Pamuk getiriyor. Üşümemek kışlı. İçin, tabii, yağmur geçmemesi için. Şşş. Bak bu da şey. Gök. Hula. Hula diye bu geçiyor bak. Şu yağlama. Hula o. Evet. Bu gökü de işte damızlık getirdik. Yani biz bunu damızlık olarak getirdik. Bunlar arının arısı. Anası da arı, babası da arı. Maşallah, arı maşallah abi. Keçiler maşallah yani. Şuna bak abi, teke gibi ya. Maşallah. Ali'nin, bu Ali'nin annesi bu. Öyle mi? Bu mu? Ali'nin annesi bu. Evet, bu ikiz keçi. Kardeşi vardı bunun. Nedir o? İkizini kurban da verdik işte. Boynuzu değdiği için verdik. Tohumluk verirdik ama boynuzu değdiği için yara yapıyordu hayvanı. O yüzden verdik kurbanda. 120 kilo geldi. 12 liraya verdik. Çok iyi abi. Şeyler dişi oğlaklardan da veriyorsun değil mi damızlık? Tabii veriyoruz. Veriyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, hoş geldin. Dede hoş geldin Mustafa amca. Merhaba. Merhaba abi, nasılsın? Sağ ol, hoş geldin. Sabah geldin. İsim neydi? Sulhattin Ekinci. Benim ağam bu. Patron. Öyle mi? Siz ikiniz birbirine de şey yapıyorsunuz. Doğru söylüyorsun. Yani destek oluyorsunuz. Bu da geçi hastası. Benden beraber Afyon'a gitti. 2023 model arabasını dağa vurdu. Dağa böyle zirveye. Ya abi aşk öyle bir şey. Ya işte sevdalı. Ya biz arabayı değiştiremiyoruz. Böyle dağ bayır gezdiğimizden. Yani bu bizim işimize daha iyi yarıyor. Arabayı değiştiremiyoruz. Bu adam 2023 model Transit aldı. Dağa gittik oraya. Sırf oraya gitmek için. Geçi için adam hiç yan ayak gelir. Abi geçi aşk. Geçi hastası. Evet. Doğru söylüyorsun. Ha şu. Seni kulağı dedim bizim... Tamam. Bunun babası aynı o keke böyleydi. Ama anneleri şey, Halep keçisiydi anneleri. Abi bunlar kışın çok yiyor mu? Kışın bunlar bayırda doyuyor. Biz akşam bunlara takviye yapıyoruz. Bayırda bizde ormanda şey çok, çam, işte çakılga. Yani kışın bayırda karnı doyuruyor. Bu 2 metre, 3 metre çıkar yukarı ayağıyla. Şimdi hani orada Şems dedi ki bunları... Yani İç Anadolu'ya götüreceksen yani oğlak olarak almak. Doğrudur gerekir. Zaten. Ha. Oğlak olmazsa adapte olmaz buraya. Oğlak olarak getireceğim buraya adapte olur. Sen bunlarda hiçbir sorun yaşamıyorsun değil mi? Yok kışın? Yok hiçbir sorun yok. Hiç. Sen şey oğlakken mi aldın? Tabii oğlakken getirdim. Ha, oğlakken getirdim. Ha, oğlakken olmadı. Getirdim. Ama korktuk, o zaman pahalıydı. 1.000 liraya aldık. Burada oğlak 200 liraydı. Olacak mı diye baktık. 4.4'lük oldu. Bakıdan geçiyor. Yani. Sana dediler mi o zaman yani oğlak... 250 liradayken 1000 liraya oğlak aldığında sen ne yapıyorsun? Burada dediler tabii ya. Bize dediler sen ya aklın yok ya paran çok dediler. Ben bu işe sevdalıyım dedim ya. Ama şey ortada, sonuç ortada. Yani. Sonuç ortada. Canım, maşallah. Şunlara bak abi. Ya biz buradan Antalya'ya damızlık veriyoruz ya Antalya'da. Tohumluk veriyorum ben buradan. Yani buralarda yetiştiriyorsun ha? Tabii Antalya'ya tohumluk veriyorsun. Teke olmayacak, tohumluk olmayacak. Çonu kayık, boynuz eğri. Tipsiz olanları burada kurbanla satıyoruz. Veya isteyenlere kışın kiloyla veriyoruz canlı basmıyor. Bu sene kurbanda verdiklerin kaça verdin abi? Kilo olarak 100 lira verdik. Kilo diye tane olarak. Tane olarak işte 120 kiloya geldi, 12 liraya verdik. 10 lira, 11 lira. Yani park ortada ya. Normalde çepişler Anadolu'da 5 liraydı ya 4 lira 5 liraydı. Doğrudur da ama biz bunlar kiloyla da artık kantarda ona göre. Yani. Ama bunlar büyüyor, 13 kaburga bunlar. Tabii ona yani, göre fazla et çıkıyor değil mi? Tabii canım, dur çıkmaz mı? 120 kilodan 65 kilo et çıkar. %53 randımanlı olur bu. Kemiği ince, genç hayvan kemiği ince olduğu için randımanlı oluyor yani. Peki Hüseyin abim, biz sana çok teşekkür ediyoruz abim. Biz de sağ teşekkür olasın, ederiz. Sağ ayağınıza olasın. Sağlık. Hı-hı. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Buralara kadar gelip kravat çobanı bulduğunuz için her zaman bekleriz burası. Biz sizin eviniz. İnşallah abi. İnşallah. Eyvallah. Yani senin yani keçi aşkını biz de yani gördük, şahit olduk. Yani arkadaşlarımıza da yani buradan göstermiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz abim. Sağ olasın. Eyvallah, sağ olasın.